Birinci nükte. Cehennem fikri, geçmiş iman meyvelerinin lezzetlerini korkusuyla kaçırmıyor. Çünkü hadsiz rahmet-i Rabbaniye o korkan adama der, bana gel, tevbe kapısıyla gir, ta cehennemin vücudu değil korkutmak, belki sana cennetin lezzetlerini tam bildirsin ve senin ve hukuklarına tecavüz edilen hadsiz mahlukatın intikamlarını alsın, sizi keyiflendirsin. Eğer sen dalalette boğulup çıkamıyorsan, yine cehennemin vücudu 1000 derece idam-ı ebediden hayırlıdır. Ve kâfirlere de bir nevi merhamettir. Çünkü insan, hatta yavrulu hayvanat dahi, akrabasının ve evladının ve ahbabının lezzetleriyle ve saadetleriyle lezzetlenir, bir cihette mes'ud olur. Şu halde sen ey mülhit, dalaletin itibariyle ya idam-ı ebediyle ademe düşeceksin veya cehenneme gireceksin. Şerri mahz olan adem ise, senin bütün sevdiklerin ve saadetleriyle memnun ve 1 derece mes'ud olduğun umum akraba ve aslu neslin, seninle beraber idam olmasından, 1000'ler derece cehennemden ziyade senin ruhunu ve kalbini ve mahiyeti insaniyeni yandırır. Çünkü cehennem olmazsa cennet de olmaz. Her şey senin küfrün ile ademe düşer. Eğer sen cehenneme girsen, vücut dairesinde kalsan, senin sevdiklerin ve akrabaların ya cennette mes'ud veya vücut dairelerinde bir cihette merhametlere mazhar olurlar. Demek herhalde cehennemin vücuduna taraftar olmak sana lazımdır. Cehennem aleyhinde bulunmak, ademe taraftar olmaktır ki, hadsiz dostlarının saadetlerinin hiç olmasına taraftarlıktır. Evet, cehennem ise, hayrı mahz olan daire-i vücudun, Hakim-i Zülcelali'nin hakimane ve adilane bir hapishane vazifesini gören, dehşetli ve celalli bir mevcut ülkesidir. Hapishane vazifesini de görmekle beraber, başka pek çok vazifeleri var ve pek çok hikmetleri ve âlem-i bekaya ait hizmetleri var. Ve zebani gibi pek çok zihayatın celaldarane meskenleridir. İkinci nükte. Cehennemin vücudu ve şiddetli azabı, hadsiz rahmete ve hakiki adalete ve israfsız, mizanlı hikmete zıddiyeti yoktur. Belki rahmet ve adalet ve hikmet, onun vücudunu isterler. Çünkü nasıl 1000 masumların hukukunu çiğneyen bir zalimi cezalandırmak ve 100 mazlum hayvanları parçalayan bir canavarı öldürmek, adalet içinde mazlumlara 1000 rahmettir. Ve o zalimi affetmek ve canavarı serbest bırakmak, bir tek yolsuz merhamete mukabil, 100'er biçarelere 100'er merhametsizliktir. Aynen öyle de, cehennem hapsine girenlerden olan kâfir-i mutlak, küfrüyle hem Esma-i İlahiyenin hukukuna inkâr ile tecavüz, hem o Esma'ya şehadet eden mevcudatın şehadetlerini tekzib ile hukuklarına tecavüz, ve mahlukatın o esmaya karşı tesbihkârâne yüksek vazifelerini inkâr etmekle hukuklarına tecavüz ve kainatın gâye-i hilkati ve bir sebebi vücudu ve bekası olan tezahür-ü rububiyet-i ilahiyeye karşı ubudiyetlerle mukabelelerini ve aynedarlıklarını tekzib ile hukukuna bir nevi tecavüz ettiği haysiyetiyle öyle azim bir cinayet, bir zulümdür ki affa kabiliyeti kalmaz. اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُشْرَكَ بِهِ ayetinin tehdidine müstehak olur. Onu cehenneme atmamak, bir yersiz merhamete mukabil, hukuklarına taarruz edilen hadsiz davacılara, hadsiz merhametsizlikler olur. İşte o davacılar, cehennemin vücudunu istedikleri gibi, izzet-i celal ve azamet-i kemal dahi kat'î isterler. Evet, nasıl bir serseri asi ve rayyete tecavüz eden bir adam, oranın izzetli hakimine dese, beni hapse atamazsın ve yapamazsın diye izzetine dokunsa, elbette o şehirde hapis olmasa da, o edepsiz için bir hapis yapacak, onu içine atacak. Aynen öyle de, kâfir-i mutlak, küfrüyle izzet-i celaline şiddetle dokunuyor ve azamet-i kudretine inkâr ile dokunduruyor ve kemal-i rububiyetine tecavüzüyle ilişiyor. Elbette cehennemin pek çok vazifeler için pek çok esbab-ı mucibesi ve vücudunun hikmetleri olmasa da, öyle kâfirler için bir cehennemi halk etmek ve onları içine atmak, o izzet ve celalin şe'nidir. Hem mahiyeti küfür dahi cehennemi bildirir. Evet, nasıl ki imanın mahiyeti eğer tecessüm etse, lezzetleriyle bir cennet-i hususiye şekline girebilir ve cennetten bu noktadan gizli haber verir. Aynen öyle de,
Risale-i Nur'da delilleriyle ispat ve baştaki meselelerde dahi işaret edilmiş ki, küfrün ve bilhassa küfrü mutlakın ve nifakın ve irtidadın öyle karanlıklı ve dehşetli elemleri ve manevi azapları var, eğer tecessüm etse o mürted adama bir hususi cehennem olur ve büyük cehennemden bu cihette gizli haber verir. Ve bu fidanlık dünya mezrasındaki hakikatçikler, ahirette sümbüller vermesi noktasından bu zehirli çekirdek o zakkum ağacına işaret eder. Ben onun bir mayesiyim der ve beni kalbinde taşıyan bedbaht için o zakkum ağacının bir hususi numunesi benim meyvem olur. Madem küfür hadsiz hukuka bir tecavüzdür, elbette hadsiz bir cinayettir. Öyleyse hadsiz bir azaba müstehak eder. Madem bir dakika katl, 15 sene cezada, 8 milyona yakın dakikada hapis azabını çekmesini adalet-i beşeriye kabul edip maslahata ve hukuku âmmeye muvafık görür. Elbette bir küfür 1000 katil kadar olması cihetiyle bir dakika küfrü mutlak 8 milyara yakın dakikalarda azap çekmesi o kanun adalete muvafık geliyor. Bir sene ömrünü o küfürde geçiren 2 trilyon 880 milyara yakın dakikada azaba müstehak ve halidine fiha ebeda sırrına mazhar olur. Her neyse. Kur'an-ı Hakîm'in cennet ve cehennem hakkındaki mucizane izahatı ve Kur'an'ın tefsiri ve ondan gelen Risale-i Nur'un cennet ve cehennemin vücutlarına dair hüccetleri daha başka beyana ihtiyaç bırakmamışlar. وَيَتَفَكَّرُونَ ف۪ي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمْ اِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا اِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا gibi pek çok ayetlerin ve başta Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam ve umum peygamberler ve ehli hakikatin her vakit dualarında en ziyade اَجِرْنَا مِنَ النَّارِ نَجِّنَا مِنَ النَّارِ خَلِّسْنَا مِنَ النَّارِ ve vahyi ve şuhuda binaen onlarca kat'iyet kesbeden cehennemden bizi hıfzeyle demeleri gösteriyor ki, nev-i beşerin en büyük meselesi cehennemden kurtulmaktır. Ve kainatın pek çok ehemmiyetli ve muazzam ve dehşetli bir hakikati cehennemdir ki, bir kısım o ehli şuhud ve keşif ve tahkik onu müşahede eder. Ve bir kısmı tereşşühatını ve gölgelerini görür, dehşetinden feryat ederler. Bizi ondan kurtar derler. Evet, bu kainatta hayır, şer, lezzet, elem, ziya, zulmet, hararet, bürudet, güzellik, çirkinlik, hidayet, dalalet birbirine karşı gelmesi ve içine girmesi pek büyük bir hikmet içindir. Çünkü şer olmazsa hayır bilinmez, elem olmazsa lezzet anlaşılmaz, zulmetsiz ziya ehemmiyeti olmaz, soğukla hararetin dereceleri tahakkuk eder. Çirkinlik ile hüsnün tek bir hakikati, bin hakikat ve binler çeşit hüsn mertebeleri vücut bulur. Cehennemsiz cennetin pek çok lezzetleri gizli kalır. Bunlara kıyasen her şey bir cihette zıddıyla bilinebilir. Ve bir tek hakikati sümbül verip çok hakikatlar olur. Madem bu karışık mevcudat dar-ı faniden dar-ı bekaya akıp gidiyor, elbette nasıl ki hayır, lezzet, ışık, güzellik, iman gibi şeyler cennete akar, öyle de şer, elem, karanlık, çirkinlik, küfür gibi zararlı maddeler cehenneme yağar. Ve bu mütemadiyen çalkanan kainatın selleri o iki havuza girer durur. Kerametli 29. sözün ahirindeki remizli nüktelerine havale ederek kısa kesiyoruz. Ey bu medrese-i Yusufiye'de benim ders arkadaşlarım, bu dehşetli haps-i ebediden kurtulmanın kolayı, çaresi bu dünyevi hapsimizden istifade ederek elimiz mecburiyetle yetişmeyen çok günahlardan kurtulduğumuzla beraber eski günahlardan tevbe edip farzlarımızı eda ederek her bir saat bu hapisteki ömrümüzü bir gün ibadet hükmüne getirmekle o ebedi hapisten necatımız ve o nurani cennete girmemiz için en iyi bir fırsattır. Bu fırsatı kaçırırsak dünyamız ağladığı gibi ahiretimiz dahi ağlayacak. Hasirat dünya vel ahiret tokadını yiyeceğiz. Bu makam yazıldığı zaman Kurban Bayramı geldi. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekberler ile nev-i beşerin beşten birisine 300 milyon insanlara birden Allahu Ekber dedirmesi
koca küreyi arz büyüklüğü nispetinde o Allahu Ekber kelime-i kutsiyesini semavattaki seyyarat arkadaşlarına işittiriyor gibi 20 binden ziyade hacıların Arafat'ta ve İyit'te beraber birden Allahu Ekber demeleri, Resul-i Ekrem Aleyhissalatu Vesselam'ın 1300 sene evvel Âl ve sahabeleriyle söylediği ve emrettiği Allahu Ekber kelamının bir nevi aksi sadası olarak rububiyet-i ilahiyenin Rabbul Ardı ve Rabbul Alemin azameti ünvanı ile külli tecellisine karşı geniş ve külli bir ubudiyetle bir mukabeledir diye tahayyül ve his ve kanaat ettim. Sonra acaba bu kelam-ı kutsinin bizim meselemizle dahi münasebeti var mı diye tahattür ettim. Birden hatıra geldi ki başta bu kelam olarak sair bakiyat-ı salihat ünvanını taşıyan Sübhanallah ve Elhamdülillah ve La ilahe illallah gibi şairden çok kelamlar cüz'i ve külli meselemizi ihtar ve tahakkukuna işaret ederler. Mesela Allahu Ekber'in bir vecih manası Cenab-ı Hakk'ın kudreti ve ilmi her şeyin fevkinde büyüktür. Hiçbir şey daire-i ilminden çıkamaz. Tasarruf-u kudretinden kaçamaz ve kurtulamaz. Ve korktuğumuz en büyük şeylerden daha büyüktür. Demek haşri getirmekten ve bizi Adem'den kurtarmaktan ve saadet-i ebediyeyi vermekten daha büyüktür. Her acip ve tavr-ı aklın haricindeki her şeyden daha büyüktür ki, مَا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ اِلَّا كَنَفْسٍ وَاحِدَةٍ ayetinin sarahat-ı kat'iyesiyle nev-i beşerin haşri ve neşri bir tek nefsin icadı kadar o kudrete kolay gelir. Bu mana itibariyledir ki darb-ı mesel hükmünde büyük musibetlere ve büyük maksatlara karşı herkes Allah büyüktür, Allah büyüktür der, kendine teselli ve kuvvet ve noktayı istinat yapar. Evet, nasıl ki 9. sözde bu kelime iki arkadaşıyla bütün ibadatın fihristesi olan namazın çekirdekleri ve hülasaları ve içinde ve tesbihatında tekrar ile namazın manasını takviye için Sübhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber üç muazzam hakikatlara ve insanın kainatta gördüğü medar-ı hayret, medar-ı şükran ve medar-ı azamet ve kibriya, acip ve güzel ve büyük pek çok fevkalade şeylerden aldığı hayret ve lezzet ve heybetten neş'et eden suallerine pek kuvvetli cevap verdiği gibi. 16. sözün ahirinde izah edilen şu: nasıl bir nefer bayramda bir müşir ile beraber huzuru padişaha girer, sair vakitte zabitinin makamı ile onu tanır. Aynen öyle de her adam hacda bir derece veliler gibi Cenab-ı Hakk'ı Rabbul Ardı ve Rabbul Alemin ünvanı ile tanımaya başlar. Ve o kibriya mertebeleri kalbine açıldıkça, ruhunu istila eden mükerrer ve hararetli hayret suallerine yine Allahu Ekber tekrarıyla umumuna cevap verdiği misillü. 13. lemanın ahirinde izahı bulunan ki, şeytanların en ehemmiyetli desiselerini köküyle kesip, cevabı kat'i veren yine Allahu Ekber olduğu gibi, bizim ahiret hakkındaki sualimize de kısa fakat kuvvetli cevap verdiği misillü, Elhamdülillah cümlesi dahi haşri ihtar edip ister. Bize der, manam ahiretsiz olmaz. Çünkü ezelden ebede kadar her kimden ve her kime karşı bütün hamd ve şükür ona mahsustur. İfade ettiğimden, bütün nimetlerin başı ve nimetleri hakiki nimet yapan ve bütün zişuru Adem'in hadsiz musibetlerinden kurtaran yalnız saadet-i ebedi olabilir ve benim o külli manama mukabele eder. Evet, her mümin namazlardan sonra her gün hiç olmazsa 150'den ziyade Elhamdülillah, Elhamdülillah şer'an demesi ve manası da ezelden ebede kadar bir hadsiz geniş hamd-ü şükrü ifade etmesi ancak ve ancak saadet-i ebediyenin ve cennetin peşin bir fiyatı ve muaccel bir bahasıdır. Ve dünyanın kısa ve fani elemlerle alude olan nimetlerine münhasır olmaz ve mahsus değil ve onlara da ebedi nimetlere vesile olmaları cihetiyle bakar, şükreder. Sübhanallah kelime-i kutsiyesi ise, Cenab-ı Hakk'ı şerikten, kusurdan, noksaniyetten, zulümden, acizden, merhametsizlikten, ihtiyaçtan ve aldatmaktan ve kemal ve cemal ve celaline muhalif olan bütün kusurattan takdis ve tenzih etmek manasıyla saadet-i ebediyeyi ve celal ve cemal ve kemal-i saltanatının haşmetine medar olan dar-ı ahireti ve ondaki cenneti ihtar edip
delalet ve işaret eder. Yoksa sabıkan ispat edildiği gibi saadet-i ebediye olmazsa, hem saltanatı, hem kemali, hem celal, hem cemal, hem rahmeti, kusur ve noksan lekeleriyle lekedar olurlar. İşte bu üç kutsi kelimeler gibi, Bismillah ve La ilahe illallah vesair kelimat-ı mübareke, her biri erkân-ı imaniyenin birer çekirdeği ve bu zamanda keşfedilen et hülasası ve şeker hülasası gibi, hem erkân-ı imaniyenin hem Kur'an hakikatlarının hülasaları ve bu üçür namazın çekirdekleri oldukları gibi, Kur'an'ın dahi çekirdekleri ve parlak bir kısım surelerin başlarında pırlanta gibi görünmeleri ve çok sünuhatı, tesbihatta başlayan Risale-i Nur'un dahi hakiki madenleri ve esasları ve hakikatlerinin çekirdekleridirler. Ve velayeti Ahmediye ve ubudiyeti Muhammediye aleyhissalatu vesselam cihetinde, öyle bir daire-i zikirde, namazdan sonraki tesbihatta bir tarikat-ı Muhammediyenin aleyhissalatu vesselam virdidirler ki, her namaz vaktinde 100 milyondan ziyade müminler beraber o halka-i kübra-i zikirde, ellerinde tesbihler, Sübhanallah 33, Elhamdülillah 33, Allahu Ekber 33 defa tekrar ederler. İşte böyle gayet muhteşem bir halka-i zikirde, sabıkan beyan ettiğimiz gibi, hem Kur'an'ın, hem imanın, hem namazın hülasaları ve çekirdekleri olan o üç kelime-i mübarekeyi namazdan sonra 33'er defa okumak, ne kadar kıymetdar ve sevaplı olduğunu elbette anladınız. Bu risalenin başında birinci meselesi namaza dair güzel bir ders olduğu gibi, hiç düşünmediğim halde, adeta ihtiyarsız olarak, onun ahiri de namaz tesbihatına dair ehemmiyetli bir ders oldu. Elhamdülillahi ala in'amihi. Sübhaneke la ilme lena illa ma allemtena inneke entel alimul hakim.